Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri halkı Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Sahibi hareket edilen bir kıssa bilan başlayınız. Mavzu uyumuzu. Ben sizlerden adını çekimden beri halkı talıklı bugün bazı bir keselilerde davasını isteyen bulduk. Halk, ümit, hasad, orzu, havas, kibir ve kervazı degan derslerde okup çıkan bulduk. Bugün inşallah Allah Ta'ala'da bir gün günüge razılığı degan mavzuda yapışken bulamaz. Allah nasip ise. Allah Subhanahu ve Ta'ala bana Kur'an'da bizge bayan kılışça Estağfirullah ve kelleme Allahu Musa taklime de merhamet kıladı. Allah Musa'ya bir vasıta sözledi. Allah Ta'ala'nın avazını Musa Aleyhisselam eşitti. Ve yablaşkanı yine bulamaz. Çünkü Musa kelimullah deyildi. Şimdi rivayetlerde geldi. Musa aleyhisselam Allah Ta'ala bilen anaşı sözleşken payet edi. Ey Musa bir bende men bilen husumetle şey yaptı. Bir bende meni takdirimge, meni kazayimge narazı olup men bilen arızlaşı husumetle şey yaptı. Degene de Musa aleyhisselam bundan heran olup parvardigar seni kazayimge kim narazı buladı? Kim sen bilan husumatlaşadı? Şu bandeyini kayırdan topaman deb soradı. Yani kandı bir badbaht kişi Allah Ta'ala'nın takdiriyle narazı buladı, Allah da husumat kıladı. Yani bu husumat degende, narazlığı degende biz her nasıl düşünüşümüz mümkün. Bu husumat degende, Allah'ın takdiriyle narazlığı degende, siz bilan bizde değerli Allah keçirsin, her kimi sadır buladı. Gönlümüz geldi, Ahmediyan bana bir vakıya bulsa, biz kütkenlerse bazı da bulmasa, haliki işge, narazılığımız, Allah Ta'ala'nın takdirige narazılığımızı aynı özü buladı. Biz razımasın amparı var, diyor senden bu kıyan işim için değil miyimiz? Biz bunda dişliden ihtiyat bulamız. Lakin az yine cezara geçeceğimiz mi? Neme geldi adamlardı ki bol ora diyor, meniki bu muydu? Biz gekeken de, arkada okuyken suam, tuhtap kaladı. Biz şu ticaretke kalırsak, şu ticaret yok olalım. Burada da menaşı Allah'ın takdirine narazı buluşturuyor olalım. Allah Ta'ala Musa Aleyhisselam'a menaşını bir bende var ki, meni takdirimge narazı buluyordu dedi. Ve Musa Aleyhisselam o kişinin hayır derginini soradı da, o kişinin istep vardı. Allah Ta'ala Musa Aleyhisselam'a şu kişinin Türkiye'nin cani ayetip etti ki, ey Musa barı karab durayım dedi. Narazı olan bizi hayatta. Yetomaganimizga, kiyomaganimiz, yeyomaganimiz. Lekin ming afsus bo'lsin ki, ibodatda boshqalardan qolib ketayotganlarimizga rozi bo'laveramiz. Nimadan rozi bo'lish kerak-u, nimadan norozi bo'lish kerak, o'lchovni yo'qotib qo'yganmiz. Musa alayhissalom mana shu aytilgan joyga borganda, bir daraxtga bir kishi suyanib turganligini ko'rdi. U kishining ikki qo'li ham yo'q edi, ikki oyog'i ham yo'q edi. Yani oturuptu de sizden bol aradı, turuptu de sizden bol aradı, deme sizden bol aradı. Allah Ta'ala ne dedi? Karat durayım dedi. Küze tutturdu, bir atlık adam aldığını tutup aldı. Nuhayette bir davlanman, küç kuvvet yatılırken, kelişken, mesela bir gırçınlarken, payetimiz kılarken de. Her iki ayak kolu yok adam da aldığını tutup getirirken de, kolu dedi ki kamsı düşük etti. Darakke suyanıp dünyaya karab uzatı var dedi. Yani halını görüp durup da uzatı var dedi. Çünkü önce daim uzatı büyürgenlikini örgengen. Daim büyürü örgengen, daim at üstü yürü örgengen. Büyürüdü. Tabii ki hali oturgen adamda ayağı yem yok, kolu yem yok. Uzatı anıyım ben dedi. Neme gözetmiysen de orada körüp durursan ayağım var, koluma mı yok dedi. Hali atta turgenge bu yahmadı. Ottan tushdi, qamchini olib, unga yoqmagan gap qilgan uchun rasa qamchilar urdi. Haliga shoyin qurgur qochib ketgani oyog'i yo'q, to'sib olgani qo'li yo'q. Har qamchi yeganda o'zi odatda voydot, nimaga uryapsan? Tek qo'y meni, odamlar yordam beringlar deyish kerak. Lekin unaqa demadi qamchi yeganda. Har qamchi uni jonlanishganda voydot, Parvardigor, tavba qildim. Endi bildim. Tavba qildim, endi bildim deydi. Bir qop go'sht ur yapdi, xohlagancha.
Her urganda meni urma demayapti, Parvardigor, endi tushundim, tavba qildim, meni kechirdi o'g'ri. Biror marta meni urma demadi. Haligi otliq qomordan chiqib yaxshilab urgandan keyin otini minib ketdi. Haligi ta'zirini yegan shu shunchoy bir yig'lab o'tiruvdi, Musa alayhisalom oldiga keldi, aytdiki: "Ey Allohning quli, nimaga har qancha urganda meni urmagan? Allohdan qo'rqin. Voydot yordam beringlar" deyishdi o'rniga. Esim kirdi, endi tushundim, tavba qildim Parvardigorga deyin. Deganda o'tiring dedi. O'tirdi Musa alayhisalom. Aytib berdi: "Men tush ko'rdim" dedi. Ya'ni Alloh taolo ikki oyog'ini yo'q qilgan, ikki qo'lini yo'q qilgan, hayotda mana shunday shol, xor holatda yashayapti. Shu kuniga rozi bo'lib yashayotdi. Birodarlar, e'tibor beringlar, puli yo'q emas, chicha dardi bor emas, umuman oyoq qo'li yo'q. Shukriga rozi bo'lib yashayotdi. Alloh menga tushunda dedi, jannatni ko'rsatdi dedi. Jannatda jannatiylarga tayilgan ne'matlarni ko'rdim dedi. U yerdagi ne'matlar, u yerdagi xurlar, u yerdagi bir noz ne'matlarda zo'rligini jannatni keyin ko'rib turib, mana shunday joylar borligidan va mana shunday joylarga tushishligimni o'ylab turib, Parvardigor ikki qo'lini yo'q qilib yaratganiga ham roziman deb ordim dedi. Ya'ni shunaqa joylar bor ekan, ozgina sabr qilsam, shu dunyo mashaqqatiga bari o'ladi, to'g'rimi? To'tta qo'li, to'tta oyog'i bo'lganda ham odam bari o'ladi. Allohdan rozi bo'ldim dedi. Uni ketidan do'zaxni ko'rsatdi Alloh tushunda menga dedi. Do'zaxdagi azoblar, u yerdagi chayonlar, ilonlar, u yerdagi anvoy azoblarni ko'rganda shu yerga tushib qolishim mumkinligini o'ylab turib, Allohdan norozi bo'ldim dedi. Ya Parvardigor, bu jahannamni yo'q qilmasang, men sendan rozi emasman dedim dedi. Tushida gaplashyapti. Parvardigor aytdi: "Voy, uni ham ahli bor, buni ham ahli bor." Desa yo'q Parvardigor, ya'ni o'zini do'zaxga tushib qolishigini faras qilib turib, do'zaxni yo'q qilmabsan, bekor yaratibsan do'zaxni dedi. Endi dedi, har qancha urganda javob qaytarishga qo'rqib yetmay, jonimni o'tib ketganda, ha, o'zi do'zax ham o'zi bo'lish kerak ekan. Shunaqa odamlar do'zaxga tushish kerak ekan deb har qancha yeganimda Parvardigorim hakim ekanligini tushundim-da, Parvardigor, rozi bo'ldim. Tavba qildim, endi tushundim deb rozi bo'lgan ekan birodarlar. Aytmoqchi bo'lganimiz, Alloh taolo bu dunyoda mahluqotlarni yaratar ekan, odamlarni yaratar ekan, fariqun fil jannati va fariqun fis sa'ir. Insonlarda bir toifasi jannatda bo'ladi va bir toifasi jahannamda bo'ladi dedi. Albatta dunyoda oq bo'lmasa qorani qadriga yoki qora bo'lmasa oq qadriga yetilmaydi. Hamma bir xil yaxshi bo'lib ketsa ham, bu yomon bo'lmasa yaxshining qadriga yetilmaydi. Kimdir Fir'avn rolini o'ynash kerak edi birodarlar hayotda. Kimdir Musa alayhissalom ishini bajarish kerak edi. Alloh taolo hammaga sochib qo'ymadimi bu narsani? Ixtiyorni berdiki, qaysi rolni o'zing tanlaysan. Va jahannamni ham o'zining ahli bor, jannatni ham o'zining ahli bor. Hayotda ba'zi bir bizni ko'nimizga yoqmaydigan, biz kutmagan, ko'nimizga o'tirmaydigan ishlar sodir bo'lganda shikoyat qilib, qiylanib ketdim. Qachon tugar ekan deb birovga dardimizni aytishdan burun bir qator o'ylab qo'yaylik. Alloh taoloning bu taqdiri bu. Rozi bo'lsangiz ham shukr. Rozi bo'lmasangiz ham shukr. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Hayotingizda bir ish sodir bo'lsa deydi Alloh taolo, sizlarga yoqmaydi. Ehtimol shu yoqmagan narsaning orqasida bir yaxshilik bordir. Musa alayhissalom bilan Xizr alayhissalom qissasini eslaylik-da. Musa bilan Xizr kemaga chiqishdi. Kemachini mana Xizr alayhissalom keman tagiga tushdi, keman teshib qo'ydi. Kemach uchun chiqim bo'ldi. Esalom nariga sohilga yetib oldida, endi nima bo'ldi? Bizga chiqim bo'ldi, zarar bor deb turgan paytda mana Xizr alayhissalom aytdi: "Ana shu nariga sohilni podshohi
Öşüge borgen soh kemalardı, tortu koyuyordu. Şimdi bunun kemesi borgen de teşhiligini körüp durup, ha bu teşhik kemanı ne makalaman dedi de, egesi kaytarıp koldurup verdi. Lekin teşhilgen mahalde kemesi, kemanı egesini mi oldu? Hafab oldu. Üçüncü Allah tarafı yaptı, bir sadır basa yıkıyor, ihtimalsızdaki yok mu istiydi? Lekin ihtimal arkasında bir yakşilik var dedi. Üçüncü koşuluyor, şu olmuş mu? Şimdi Kur'an. Bol. Bol abi. Bana buradalar Ramazan ayda oturup sanamız. Allah'a hamdlar olsun. Bu şimdi bir masum ki bu masumda apkalışlı gerek. Karasuçiler'de sezonu başlangıç. Bana şu sezonu avcıya çıkan mahalde bir adam bir ayı sık gölge damalgeni ketip oladiyen olsa bu adamda akıllı adam diyor muyumuz? Çünkü başka ayda 6 ayda amal için mümkün. Lekin ana şu aynı sezon boladiyen, pul topadiyen mahalde damalgeni ketip oladiyen olsa bu adamda akıllı diyor muyumuz? Hazır buradalar bana şimdi bir sahabla bak oladiyen bir sezon. Televizör köygeni şaşırmayalık, Kur'an okuyalık, köp okulamayalık, bana damlutken sefer ayıp köp yemeyalık, ibadet kılayalık. Bu apkaladiyen pay. Bu ayda sünnet boyu amallar farzda onu dötedi. Farz boyu amallar neçi bere var? 70 bere var. Köp sahabı verirler. Bana şimdi bir fırsattan faydalanıp kalışlık gereği buladı. Şimdi bir ganimet günler. Tri yekemiz, kadri yetmeyemiz. Ölgenimizdeki kadri yetemiz. Bana, insan ölgende hem nasıl pişeyman için etkenmiz. Mumun adam hem pişeyman yedi, kafir adam hem pişeyman yedi. Kafir, dünyada mumun boyman geldiğinde pişeyman yese, mumun adam köprü ışıklama geldiğinde pişeyman yedi. Bana esnedik, bir kişi ölçüde aldın, ya layta hukana tavuylen, ya layta hukana cediden, ya layta hukana kamilen de can taslim kıldı. Yani kanidi uzun rağ bosa, kanidi bütün bosa, kanidi yenge bosa dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davrı dedi bu. Bari ve çiçeği ya Resulullah, bir adam başka üçte yaptı ayet öldü ya, bu yapını sırrı mı dedi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki, ana şu kişi trili payeti de, üyüge bir tılanç tılanıp yegeni de, yarım tanında apçıkı sadaka kılıp yegeni de. Ölüşlükten aldın, tılı, sözden komitürüp, yarım tanonga beriladigan acirdi, ahiretteki acirdi körsatıp koygen de, yarım tanonga şun için mükafat katta beriladı mı? Kaniydi putun boygen de şunu an? Ya layta hukana kamilen de vardı. Bergen, lakin putun boygen de gibi şeyman yaptı. Külnede bir de şu kişi dedi, bir körü, közü kör adam, ami adam, köçede yolun topamasından turgan paytda, 5-10 kadem yetalab yolga sap koygen de. Şu 5-10 kadem yetalab koygenliğinin mükafatını körsatken de Allah da Allah ölmeyi türü bu. Ya layta hukana tavuylen. Kanide uzun rabu günde şu yolda vardı. Ve külladı böyle de bir tanıştı anıp yiyen de üstündeki bir eski rayaktegin alıp ki gizli var yani de. Ana şu eski rayaktegi belli olgen acıbı körsatken de kanide yenge bosa de vardı. Kanide 11 geçemez 12 geçen namaz okuyanımızda değildiğin bir gün kerede buradalar. Kanide şu kurup et götürünüzdür de uçunu koyan bu yanında değildiğin gün kerede buradalar. Fırsat, momenti kereyatı buradalar. Bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarına hayatı yakalayan bu şey, ular vaktiden cüde çırağı ifadelenken, momenti kep koyan da şunu kurup alışken. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem künadı bir ayetti ki, meni ümmetimden cennetki 70 bin tek kişi kısap kitap kılınmazdan kirip getirdi dedi. Yani kıyamet günü tırladı, torucan kirip getirdi. Sırat, saval cevap, tarazı, kitap degen nasıl yok. Tırladı, can kirip getirdi. 70 bin tek adam dedi. Şunda sahabalardan ukkaya şarazıya bakın. Şunda tutup da ya Resulullah da Mehmet'i kep kaldı. Dua kılayım mı öşülerden bir tanesi? Men boleydi o da siz öşülerdensiz dedi. İkincisi durdu. Dua kılayım ya Resulullah. Menem öşülerden boleydi o da bu buradan sizden uzup gitti dedi. Bu oldu. Uruldu. Yeni katip verilmedi bu yerde. Yani ne kaldı bu? Mehmet'i de fırsatı da sezonu da uğrup kaldı. Burada da Ramazan'da turup biz. Bana şimdi urup kaladiyen pay.
Allah biladi, Ramazon dohiga kim yetadi, kim yetmaydi. Dunyo ishini olib qoramayapsiz-a, tugab ketmayapti dunyo ishi. Roz g'or, birodarlar. Uni biroq to'lg'iza olmagan. Rozi ham bo'lgan emas bu dunyo hech kimdan. Zulqarnaynlar qo'lini chiqarib qo'yiladi degan tobutimdan. Ko'rsa odamlar nima bilan ketayotganimni degan. Biram-biram jahongirlar, biram-biram dunyoni so'ragan podshohlar o'tdi. Nimani olib ketishdi? Ana shu fursatida urib qolgan ishlardan yana bittasini aytib beraman inshaalloh mana shu bilan vaqtimiz ham bo'lib qoladi. Uzoq bu qissa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida bu jannatga oshiqlar degan bir qancha bir darslar bor, silsila shulardan bittasi birodarlar. Jannatga oshiqlar qana bo'lgan. Biz agar jannatga oshiq bo'lsak, mana bu Ramazon oyi oshiqlarning oyi birodarlar. Ishlab qoladigan oy. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzuriga bir yetim bola keldi-da, "Ya Rasululloh" dedi, "qo'shnim bilan o'rtamizda devor yo'q edi, Sahih Buxoriyda kelgan birodarlar." Qo'shnim devor topdi o'rtadan dedi. Bitta xurmo daraxtim qo'shnim devor orqasiga o'tib ketdi. Shu xurmoyni olib bering deb keldi. Yetim bola keldi. Yetimni molini zulman yeyganlar qorniga jahannamning o'tini yeyapti degan mazmunda oyatlar bor birodarlar. Atrofimiz bir qaraylik-da, biz yemaganmizmi yetimni molini? Har birtamiz so'rab keldik o'zimizga. Yo'q, men yemaganman deymiz. To'g'rimi? Otasidan ayrilib, sag'ir bolalar bilan qolgan tul xotin ihson qilganda borib yeganmizmi, yemaganmizmi? Har kim o'zi bilsin buni. Yetimni molini yeyishmasmi bu? O'zi boquvchidan ajralib, u bechora juvon katta bolasi 10 ga kirgan, 15 ga kirgan, endi nima tirishi yotkizaman deb o'ylanib turgan paytda mahallani bir ikkita esliklari bo'ladi. Endi uyat, ihson qilmasangiz, el yurt oldida dedi-da bir ikkita maraz xotin bo'ladi, ikkita maraz erkak kishi bo'ladi. Bor o'zi holi yo'q, qiyin sharoiti yo'q, lekin ana shu odamlarni yuzidan o'ta olmasdan odamlarda gap bo'lmaydi deb nima qiladi? Ihson qiladi. Yo'q bo'lsa bunaqa odamlar atrofimizda. Birodarlar, ihsonga deganda hab tekin bo'lib qoldi deb ketavermasdan sal qaraylik. Agar mahallani bir oqsoqoli bo'lsak, mahallada bizning gapimizga quloq solishadigan bo'lsa, boquvchi tajlarga oilaga bora aytaylik, "Ey singlim, aka opa, siz ihson qilmang, sizga buyurmaydi. Biz sizga ihson qilishimiz kerak. Sizga dasturxonchi kerak, berib ketmasdan qonimizni mos etirib" deydigan odam bo'lish kerak. Yetimni molini ishi deganda albatta uni borib turib, tortib olib ozdagi nonini yeb, yo pulini olib turib ketib qolish emas akalar. O'zi muhtoj bo'lib ihson talab bo'lib turgan oilani borib dasturxon to'risida o'tirib, qorinni muz etirib, durranchagizga chiqib kelishi yetimni molini ishlay emasmi? Shu davrda gapiradigan, shu so'zni gapiradigan vaqtlar ham yetib keldi shekilli. Bir 10 yil burun gapirsangiz yetimni moli haqida har xil laqablar bilan laqablashgan. Yo bo'lmaganmi bu davrda? Bu vahobiy ekan deyilganmi? Yetimni molini yeb bo'lmaydi desa, yomon ko'rganmi ba'zi bir odamlar? Birodarlar, alhamdulillah zamonamizda odamlar ancha-muncha ilmdan xabardor bo'lib qolgandan keyin bid'at nima, shirk nima tushunib qoldik. Otasidan ayrilgan, yetim qolgan bola chaqalar borib ihsonni yeyishlik, birodarlar, ehtiyot bo'laylik bu narsalar. Endi nima dedi? Ha, endi dedi, umid qilib dasturxon solib qo'yibdi-da dedi. Biz bormasak kim edi? Sen bormaydi qilmasdi bu. Senga o'xshagan ikkita eslik, nafsi ochobot bo'lgan bola aytmaganda qilmasdi u. Otini sotgandir, molini sotgandir, yo'q, qarz olgandir. Uyatda endi bo'lmasak. Biz bo'lmasak kim boradi? Xo'p, ihson qilsa sen borma, shunga o'xshagan yetimlar borsin. Men qol qoladim shunga ihson qilgan odamga. Agar mahallani faqat kambag'al bechoralarni chaqirib ihson qilib berganda, men afsus bo'lsinki ular chekada qoladi. Rasululloh nima degan? Eng yomon dasturxon kambag'al bechoralar qolib, boylar o'tirgan dasturxon deydi. Yetimning muammosi turibdi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelib, meni dedi, shu xurmoyni qaytarib bering dedi. Muammo katta. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hali qo'shimcha qitirib keldi. Zamoni saodatda yashaydi birodarlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'radi. Payg'ambarimiz ovozini eshitadi. Qo'lini qo'liga berib ko'rishadi. Shunaqa zo'r zamonda yashaydigan odamlardan bittasi Alloh hidoyat bermasa qalbi marazligicha turar ekan. Keldi-da ey falonchi dedi Rasululloh. Bu yetimni daraxtni qaytarib ber o'ziga dedi. Sahobalar bi abi anta va ummi ya Rasululloh deydi. Pulim fido bo'lsin, jonim fido bo'lsin, mashinam fido bo'lsin demagan. Insonning eng aziz kishisi otasi bilan onasi. Xotinni ham, bola chaqani ham topsa bo'ladi.
Lekin ota-ona topilmaydimi? Eng aziz bo'lgan ota-onam siz yo'lingizda fido bo'lsin. Sizni shunaqa yaxshi ko'ramanki, ota-onamdan ham ustun ko'raman. Hatto o'zimdan ham ko'proq yaxshi ko'raman degan sahobalar. Tomdan tashadasa sahobalar ikkilanmasdan tashagan. Dengizga sho'ng'ilar desa, bir og'iz gap uchun bor budini fido qilgan sahobalar. Payg'ambarimiz shunday yaxshi ko'rishgan. Payg'ambarimiz bir og'iz gapiga haqqini deyishga tayyor turgan sahobalar. Endi haligi odam chaqiribdi, "Ey falonchi, yetimda vaqtni qaytarib ber" desa, "Yo'q" deydi. Biz nimamizni berardik Rasulullohni bir marta ko'rishlikka? U buyrug'ini bajarishni qo'ying. Rasulullohga shunday bir yuzga bir marta qarashlikka nimamizni berardik? Har kim ichidan nima o'tgan bo'lsa, o'zi biladi. Rasulullohga bo'lgan muhabbati qanchalik bo'lsa, borini berardim deydi. Yo'q emasmi? Rasulullohning gapini yerga qo'yibdi. Yo'q deydi. Bermayman deydi. Bu davrda yashab turib, bunaqa kofir bo'lib yashagandan ko'ra hozir iymon bilan yashagan odamlar baxtli ekan-a? Yo'q deydi, qilmayman deydi. Ey falonchi, bu yetimni molni qaytarib ber desa, yo'q deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni bu o'jaligini ko'rib, yetimni daraxtni qaytarib berishni shavqida, ey falonchi deydi. Agar sen daraxtni qaytarib bersang, senga jannatdan bitta xurmo va'da qilaman deydi. Ya'ni jannatni biladigan shunday beryapti. Jannatli bo'lasan deyapti. Jannatda bitta xurmo beraman senga. Va'da qilaman deydi. Yo'q deydi. Chunki birodarlar, bu yerda naq bilan nasiya muammosi turibdi. Bizda ham shunaqa. Cho'ntagimizdagi 50 so'mdan 10 so'm berib olgan bo'lsak, nasiya olib ketdi u. Birodarlar, nasiya degani cho'ntagimizdagi. Ishonaveringlar, hozir bo'lsak, yerdagi hamma narsamiz nasiya bo'ladi. Xuddi kecha ko'rgan tushimiz bilan kecha bo'lgan ish bir xil bo'lib qolyaptimi hozir? Ularda naq bilan nasiyasini farq qo'ygan. Bizning sahobalardan farqimiz ham shunda. Ular oxiratga o'tkazgan naq deb bilgan. Abu Dardo roziyallohu anhu aytdi mana, katta puldor bo'lgan, iymonni mazasini tushunib qolgandan keyin shu faqirroq yashagan ekan. Himsga voli bo'lib turganda mehmon bo'ladi uyga. Gubernator bitta viloyatda voliysi. Kechki ovqatni berib 3 ta mehmon, 4 ta mehmonga yotar mahalda yaxshi yotinglar deb chiqib ketadi uning xonasiga. Voliydi uyi. Yopingani hech narsa bermaydi. Tayyor o'tirgan to'shagi bor. Mehmonlar kutishadi, yopinchi beramikin deb, shom Suriya bizga o'xshagan kechpada salqin bo'ladi, kunduzi suv bo'ladi. Bittasi chiqib men so'rayman dedi-da, qarasa Abu Dardo o'tirgan hujrada ham yopinchig'i yo'q bo'ladi. Egarga qo'yib boshini otgan odamlar bo'lgan ular. Chaqirib aytadiki, uy jihozlari yo'qmi dedi. Voliy birodarlar. Voliy. Bizni dedi, oyoqda bitta uyimiz bor dedi, o'shaqa jo'natyapmiz dedi. Ahvob dedi. U yerda 100 bo'lsa, ma'adam 100 bor u. Bu yerga mana shuncha jihoz kerak-ku desa, "Ay, to'g'ri aytdingiz, lekin Rasululloh bizga shunday nasihat qilganki, narigi uylarga yetishlik o'tida bitta bir davon bo'ladi, perival bo'ladi. Yukidan qancha yengil bo'lsa, shuncha oson chiqib ketasizlar" degan, o'sha o'tkazyapmiz degan. Mana shunday kishilar bo'lgan. Ularda naqi nariyoq bo'lgan, nasiyasi bu yoq bo'lgan. Naq xurmoni va'da qilsa, unga nasiya unamaydi, yo'q deydi. Birodarlar, jannatdagi bitta xurmo. Endi shu yerdagi bitta pauzani bosamiz. Muso alayhissalom Alloh taolodan so'rar ekan. Parvardigor, jannatda sendan eng kam oz ne'mat olgan banding nimalar doladi? Hali hech narsa tegmaganiga nima aytayapti deganda, Alloh taolosi shuni bir bayon qilgan ekanki, Alloh taolo jahannamda azoblanar ekan bir bandani Allohga yolvorar ekan desa, "Meni do'zaxdan chiqargin, qaytib hech narsa so'ramayman, faqat azobdan qutqazgin" der ekan, Alloh labbay deb uni do'zaxdan chiqarib, jannat bo'lmagan joyga qo'yib qo'yar ekan. Shu banda aytar ekan, "Menga Allohning eng katta marhamati bo'ldi. Haqiqatan shunaqa bo'ldi. Abadiy qolib ketish mumkin edi. Chiqarib qo'ydi, Parvardiga roziman. Men hech narsa so'ramayman sendan. Bo'ldi" der ekan. Qalbiga pechat turib, tiliga pechat turib rozi bo'lib turar ekan. Shunda Alloh taolo hali bandasini erkalatib, jannatdan bitta xurmoni chiqarib ko'rsatib qo'yar ekan, u ko'zga ko'radigan joy qo'yib. Hali banda bir dona xurmoni ko'rib turib, Parvardiga o'shini ber der ekan. Parvardiga shuni ber, boshqa hech narsa so'ramayman. Banda so'ramayman degandingiz. Banda ekan, Parvardiga shuni ber, boshqa so'ramayman, va'da berar ekan, Alloh taolo berar ekan uni. Endi jannatdan chiqqan bitta xurmoni tayyor yotibdi. U jannat xurmosi bo'ladilar. Uni hidi, harorati, ta'mi, salqini u bu dunyodagidek bo'lmaydi. Bizning tilimiz ojiz unga.
Ben de endi rasmanı niyat kılıp, endi şimdi size soramayayım ben de türken de Allah da Allah başka onunla göre çıralıyorlar, bitti darahtı görsatıp koyarken gözü yeğene. Ben de yine tamamen götürüp olarken, parvadigar öşünü yan verdirirken, kayıtı soramayı işin arz ederken, parvadigar yani esletler, parvadigarımız kereyimiz ol buradırlar. Soruyorlar dedi Resulullah, sizler soralım malallanıp getesiler, parvadigarıyla malallanmıyız dedi. Bendesinden soruyanımız diyor yaman köredi bize, parvadigarımız soramayı koysa yaman köredi. Soruş değil mi? Bu paslik, horlik. Allah'dan soruyorken de Allah'da oldu horligimizi, paslikimizi, tanışımız buradı. Bu oldu demek işine sekeremez, soru diyen işine sokamadı. Demeyle burada var, herkese dünyayla zor olup gitken bulsa. Hani kör soruladı gönderse. Parvadigar Kerim birerken o darahtı. Eğindi bu oldu derken. Eğindi işine ise soramayayım ben, iki de darahtı oldu. Allah da Allah, ben de sinir gelerdi. Ondan hem çıralı üçüncü darahtı görsatı koyar değilerdi. Hadislerdeki yan bu. Bandanı erkeleti yaptı. Özü dozlattan çıkan uçun şarafıdı. Uniyen birerken. Yani hakikaten soramayayım ben de dururken de parvardı yoran. Bu kanaka savol cevabı ol yaptı. Cennetten hiç kanaka nimet olmayan bandenge ne bana veresen deyken savol gece abket yaptı. Üçte hurma darak olup mazak dururken de parvardı yoran azze ve celle kızıl altından bugün cennet darvazasını kürsat koyarken. Zirasını üzgünemez. Darvazasını kızıl altından bugün. Benden ne dedi? Bende ne dedi? Bende bir dedi de. Parvardigar bir degen yaş gördü de. Eşiğe bari kaç soramayım ben derken Allah onge olsa birerken cennet eşiğinde bari en işine ise soramayım ben de dururken de parvardigar cennette hidlerini cennetteki avazlarını kursatıp eşittirip koyarken. Yani bir yerdekisi işine sormayı kolay yaptı buradalar. Bu etteki buradığımız için. İhtimal bondotta bular. İhtimal bir aydan keyin bular. Lekin buradı buradalar. Ölemiz hemeniz. Mana shu yuqsirab o'tirganimizga xursand bo'lamiz shu kunda. Bora yonboshda turizm ko'rganimizga xursand bo'lmaymiz. Sezon birodarlar. Hozir boshqa shahar o'tib ketmanglar, olaraman boyiga shahar hozir. Mo'ni tugatib qo'yaylik. Parvardigor kirayder ekan. Parvardigor kirayder ekan. Kirganda unga mana shu dunyoga 10 barobar katta keladigan jannat berilar ekan. So'ra der ekan Alloh. Yana Manavı senge, manavı senge, manavı. İnsan tohtap kalarken akıllı. Ne var soru açtı? Bilmek kalarken yine. Ben de razı olayım mı derken? Parvadikar akıllım yetmeye kaldı. Razı ben de kendi senge yine şunca, şunca, şunca on para var nesini vererken. Şimdi Musa Aleyhisselam parvadikar bu cennette şişinesi olmayan ben de şunu olsa. Sen köprü olmasa olayan ben de ne var Allah de kendi? Onu hala körgen köz. Eşitken kulağı yok, insanda aklı bağ var. Kıymetliydi. Bitti kurmağıdı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali Fasıkkan'ın akıllı yaptı. Tartıklı yaptı. Yok dedi. Yok dedi yaptı. 50 de son buna kimdir cennette girip geçişi mümkün. İhtimal bir son buna girip geçişi mümkündür. Bu kim bir adı Allah'a diyordu bir sondu buradalar. Ahiretçe anıgı şengi adamdır çünkü oramende biladı. Eğer ahiretki işe varsa elbette diyemeydi. Eğer bir ameyken varsa demin işe namı yaptı o. Şunda tupi yok kaldı burada. O cennetli biletini ama yaptı. Resulullah taklif kılı yaptı. Yetim hakkımı bir de türüptü. Hele ki 70 bin tane sahaba Müslümandan 70 bin tane sahip kütahsı ülkeden bir tane vurup kaldı mı? Yanlış hamam yetki kaldı. Ana. Abu Dahda ismini sahaba barıta şartır. Ya Resulullah dedi. Eğer miyim dedi. Ya şu kurmada alıp yetimge hatarı versen. O siz vardak iken cenneti kurban benim ki bol oradı mı dedi. Doğru. Ha dedi. Yeni karat durayım. Hali ki nasiyeni nakka almıştırmaya etken ya ki nakta nasiye almıştırmaya etken fasıka getirip bir tokurman gibi beş tokurma veremem desen bir aradı o. O materyalisi de o. Onu da veremem desem bir aradı. Lekin yok devolmasın. Şu cennete yukurma kolumdan çıkıp yetkolmasın dedi de. Falan şey dedi. Beni tanıysana dedi. Ben tanıyamam. Boğamayan bırasana dedi. Boğdu gibi yaptı. Yarın boğunu tördan bırak bulunmaz. Bütün boğunu gibi dedi ki boğunu bırasana. Madinadaki en sermiyeva en yaş küçük kirgen boğ seni boğun dedi. Ve şu boğdu dedi.
Yan başıya korgan sapla gelmem. Böyle sana deydi. Öşü korgan deydi. Senge deydi. Daraxtı menge ver deydi. Bari bu günü beri yaptı. Çünkü dünyada yine nasihat yaptı, ahirette yine nakdi yaptı. Kol kalkıştı. Hurma öttü bunge, bağlı bunge öttü. Ulan yüreğinin kuvvetini karayın. Et de yine maklaman deme gene kendini karayın ular. Un kımetlap gitti, indini maklarkimiz deme gene kendini burad Allah. Tirimisiler, rızkıyla var, yiğisler hoşu bulundu. 2000 dolar bu kendi. Gankıl yapmaz mı o kumatlar getirip? Vahime gibi şükreti yapmaz mı? 5-6 litre akla eriye aldım dedim. Bu imanımızdaki helal bu. Vel kaderi hayrihi minallahi şerrihi minallahi teala degen cahimiz kanı. Kaderde yaksıyem yaman diyem Allah'dan degen cahiyye imanımız kanı. İstanbul'da bir vakayı bu geldi. Bir hocaki bandatta okup çıkıp, bir danışlığa çıkıp, hani oturuyla bismillah, al ileride geldi de o geldi. Nanda bir çişler diyor, işte canı üzüldü. Doldu mu şu? Ağzıda bir çişlerden kap gitti. Buradalar şu çişlenmem, rızkı da yokken çişliyor diyem ağzından çıkarıp o işte dünyadan. O basıp koyan onu ile, basıp koyan pulları Allah bilmedi kimle gene sıkıladı. Hatırcan bu oraya. Hiç hankı böyle bir yok mu kımmetlese yok kımmetlese. Ha bir metre kar yağıdı o 2 yıl, 3 yıl burun. Ha kuşlar ölüp gitmedi yok işte. Doğru mu? Rızkı var yaşa oradı burada 2 metre kar yağsa. Hatırcan bu oraya. Kanı bizim imanımız. Koldu kalktı, elini bitti Muhammed durdu. Üyde kim var? Ayarı var. Yüttü. Elini yüge bağırıp durup, o umu dah dah da çakırıp kaldı. Ayarı hayran oldu. Bu özünü yüge çakırıp gelip diye, tınçlıyor mu? Çıkıldı, çıkıyorlar dedi. Üyde sattım dedi. Sattıyız mı? Yaşı bölge sattıyız mı? Ha, ne, kaç kez sattıyız? Köşeden kelimedeyiz. Hani maşiniz de orada bittiyse Allah adı yolda sorudu. Bir vardım dese bilemiz biz gidelim ben muamele kılışım. Çünkü biz şuna kayarlar gibi layığımız. Biz şuna kamız öyle. O sahabana hatı neydi o? Ula terbiye topken neydi? Resulullah'ın madrasasında okuşken de ula. Kaçı kez sattıyız orada? Peygamberimiz cennetten bitti hurma vada kılığı da almıştır vardım dedi. O hatın diyen karın. Yutupsuz sağda adı ya bedaklar dedi. Bala çakısını yedir abi çıkıp gitti. Üyü öttü, hurmayı geçe kalktı, bu kişi cennette hurmayı geçe oldu. Momenti geldi, sezonu doğru kaldı. Saval. Bitti saval durup taze. Neçi yıl oldu şu işe? Bir yarım yıl. Ramazan durup, bir yarım doğru edik. Ramazan ayda durup biz buradalar. Bir yarım yıl oldu. Öşü hurma daraktı, bağımı hazır, burada onlar spor ne boyun? Bağ mı? Yok. Abu Dağdağ bağ mı? Halbuki bağ mı? Korkanı bulan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazır bağ mıdır? Halbuki fasık bağ mı? Ne mi kaldı? Cennette yuhurma kaldı mı? Kim yuttu? Öşbette kıyınıdır. Buradalar iç kesiz kalmadı. Kullu men aleyha fan ve yabukalacifu rabbike bil celali vel ikram. Yedi yüzüdeki hemen asla fani dedi ötkünce. Fakat parvardigarını büyük cemalı yine kaladı dedi. Buradalar parvardigarı cemalı yedi alırken ayda oturup biz. Bu sezon. Bundan paylanıp kalıyorduk. Televizyonu kamerayı görüyorduk. Kur'an okuyorduk. Bir günde bitirde harap okusuyuz. 30 günde 28 saat tüketip faydası geçiyor olasız. Kur'an okuyorduk. Bir günde bir katar yatırıyorsunuz. 30 katar yatırıyorsunuz. Lakin kimimiz bunu? Et de yıkılam, indi yıkılamam. Resulullah şunu çizip tarttı. Bana o dedi insanda arzu ümitleri dedi. Ve ortasından şart bana kası geçirdi bu acele dedi. Şu acele kepa geçe sezonlarımız buralarla. Fadilanı kalıyorduk. Dünya mumur için kafes, kafir için cennet buralarlar. Kafasta hiç kim kalışıydı hala mıydı? Eğer onu kafasla yine düşünmeyen olsa. Şunu demez mi? Eğer kafasla yine düşünmeyen olsa bu dünyada sıvılarımız gel. Ahiratımız yeter yeri görüyorduk. Ve sezondan fadilanı kalıyorduk. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuhu.